Merhaba arkadaşlar, ben Alveo. Bugün sizlere Mordex analizi yapıyoruz. İyi seyirler. Şimdi karakterimizin biraz statlarına bakalım. Mordex'in 6 atağı, 5 defansı, 4 dexterity'si, 7 speed'i var. Mordex'in statlarında en iyi yapılabilecek değişiklik bence 2 tane var. Ya dexterity'den alıp atağa verin ya da ataktan alıp defansa verin. Karakterimizin neler kullandığına bir bakalım. Karakterimiz Sight ve Gauntlet kullanır. O zaman ilk silahımız olan Sight'tan birazcık bahsedelim. Sight'in en göze batan kısmı çok fazla string'e sahip olabilmesi. Peki o zaman bu string nedir? String yapılan bir komboda rakip dodge ile kurtulabiliyorsa bu bir string'tir. Sight ile rakibinizin boş bir anında kısa ve öz komboları yaparak rakibinize güzel bir hasar vermiş olursunuz. Eğer ki komboyu uzatmaya çalışırsanız rakip kombonuzdan dodge ile kurtulacaktır. İşte bunu önlemek için Sight'ta Dodge Read yapmak çok önemli. Peki o zaman Dodge Read nedir? Birazcık da ondan bahsedelim. Dodge Read, rakibin dodge atacağı yönü tahmin edip ona karşılık vermektir. Peki ben rakibin dodge atacağı yönü önceden nasıl bilebilirim? Karşımızdaki kişiyi güzel analiz etmemiz lazım ve ona bu tekniği uygulayabiliriz. En kolayı rakibi aktif inputsuz bir şekilde sidelight vurup dodge atacağı yöne bakmak. Veya rakip ile oynarken ona herhangi bir şekilde vurduğunuzda rakibin genellikle nereye dodge attığına dikkat edin. Rakibin nereye dodge attığını anladığımız zaman kafamızda ona uygun bir şekilde combo üretip rakibe bunu yapmamız gerekir. Ve bunları yaptığımız zaman rakibi öldürür ya da bayağı bir hasar vermiş oluruz. Biraz da Mordex'in kullandığı Sight'ın signature'ları hakkında konuşalım. Sight Seek oldukça iyi bir menzile sahip ve çok seri kullanılabilen bir signature. Eğer Sight Seek vuruşunuzun menzilini uzatmak isterseniz dash ile kullanılırsa uzaktaki rakiplere bile yetişebilir. Sight Seek köşeden çıkmaya çalışan rakipler için kullanışlı bir hamle oluyor. Ve kombolar arasında çok güzel bir yere sahip. Hasarı öne verip kendini geride tutuyor. Ve sıradaki signature'ımız Ensig. Ensig oldukça büyük bir vuruş alanına sahip ve çok seri bir şekilde kullanılabiliyor. Durmadan zıplayan, havada kalan rakiplere veya köşeden çıkmaya çalışan rakipler için mükemmel bir signature. Birazcık da Ensig kullanılarak yapılabilecek kombolara bakalım. Sıradaki signature'ımız D-Sig. D-Sig'de aktif input bulunur. Rakibi hem önüne hem de arkasına atabilir. Rakibi önünüze fırlatmak isterseniz baktığınız yönün tuşuna basılı tutmanız veya bir kere basmanız gerekir. Örneğin arkaya atmasını isterseniz aşağıya basılı tutmanız veya bir kere basmanız yeterli. D-Sig punish yapmak için güzel bir kabiliyete sahip. Rakip size saldırırken kendini yere atıyor ve saldırı pozisyonuna geçiyor. Ve rakibi savunmasız yakalayıp saldırmanızı olanak sunuyor. Ve köşede bekleyen bir rakibi slide charge yaparak köşeden yakalayıp fırlatmanızı sağlar. Ve şimdi D-Sig ile yapabileceğimiz kombolara biraz bakalım. Mordex'in Sight'ına göz gezdirdiğimize göre birazcık da Gauntlet'ına bakalım. Gauntlet, Sight gibi bir string canavarı diyebiliriz. Gauntlet'ın en göze batan kısmı çok işlevli true komboları ve bir hamlede birden fazla yeri readlemesine sahip olan Sidelight, Gravity Cancel Sidelight hareketi. Öncelikle şu true'lara birazcık bakalım. Unutmayın, Mordex oynayacaksanız Gauntlet'ta 3 hit true combo çok işinize yarayacak. Şimdi birazcık Gravity Cancel Sidelight hakkında konuşalım. Sidelight yana ve yukarıya vurduğu için birden fazla yeri readlemeye müsait bir hamle.
üst kısımlara kaçan veya spotta çatan rakiplere hareketimize bir jump ekleyerek devam edebiliriz. Aynı hareketlerin bazılarını Gravity Cancel Delight olarak kullanabiliriz. Birazcık da Gauntlet'in signature'larına bakalım. Sidekick ortalama bir menzile sahip, önüne atılarak rakibe saldırır. Şimdi Sidekick ile yapabileceğimiz kombolara bakalım. Sıradaki signature'ımız Ensig. Ensig şarjlandığı zaman kendini geriye atıp yere yakın bir şekilde vurur. Eğer şarjlamadan direkt basarsanız yukarıya vurur. Ensig üstünüze gelen rakipler ve punish için mükemmel bir hamle. Şimdi Ensig ile yapabileceğimiz kombolara bakalım. Sıradaki signature'ımız D-Sig. Mordex'in D-Sig'i gerçekten çok iyi. Ve D-Sig'in de aktif input vardır. Rakibi hem yukarı hem de aşağı atabilir. Rakibi yukarı atmak için sadece D-Sig basmanız yeterlidir. Eğer rakibi aşağı atmak isterseniz baktığınız yönün yan tuşuna basmanız yeterlidir. D-Sig'in en güzel yanlarından bir tanesi köşeden gelen rakibi bir anda tutup aşağı atabilirsiniz. Şimdi D-Sig ile yapabileceğimiz kombolara biraz bakalım. Mordex analizinin sonuna geldik. Mordex mainleyecek kişiler için güzel ve öğretici bir video olduğunu umuyorum. Ben Alveo, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.